Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında İnsan Suresi 1-10. ayetler arasını değerlendireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de sureler genelde o sure içinde geçen bir kelimeden adını alıyor. Bu sure de Hel etâlel insan hayyenun mined-dehr diye başlayan bir sure. Burada hem insan hem de dehir ifadeleri geçiyor. Surenin bilinen iki meşhur ismi var. Yani buna İnsan Suresi denildiği gibi Dehir Suresi de deniliyor. Dehir zaman anlamında. Burada insanla başlanması noktasından önce insan nedir? Kısaca temas etmekte ben fayda görüyorum. Allah-u Teala alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah her şeyin merkezinde hayatı yaratmış. Kainatın çarkları hayat için dönüyor. Ve cansız olarak gördüğümüz varlıklar hayata hizmet ediyor. Hayat sahibi olan varlıklar içinde bitkiler, hayvanlar gibi değişik hayat mertebeleri var. Ve üst mertebede de insan yer alıyor. İşte bir kısım varlıklar var. Bunlar sadece hayat sahibi, bitkiler gibi. Bir kısım varlıklar var. Hem hayat hem ruh sahibi, hayvanlar gibi. İnsan ise hem hayat sahibi hem ruh sahibi hem de akıl sahibi. Allah-u Teala insanı binler kabiliyetlerle mücehhez olarak göndermiş ve insana nice daha görülür görülmez kabiliyetler bahşetmiş. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insana hitap ediyor ve insanı kainatın merkezinde yaratmış ve insanı yeryüzüne halife olarak göndermiş. Bunları ifadeden sonra sureye başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Hel ete alel insan hinun mined-dehr. İnsanın üzerinden öyle bir devir geçti ki lem yekun şey'en mezkura, o insan kendisinden bahsedilen, zikri geçen bir varlık değildi. Yani bir zamanlar bu insan ana rahmindeydi. Bir tek hücre halindeydi. O haliyle bunun ne olacağı, kız mı erkek mi, mukadderatı, bu gibi şeyler bilinmiyordu. Saçının rengi nedir, daha diğer ayrıntılar nedir, bunlar bilinmiyordu. Ana rahmindeki ilk başlangıcı itibariyle insan böyle olduğu gibi, yani kendisinden bahsedilen, zikri geçen bir varlık olmadığı gibi, bir zamanlar da yeryüzünde insan yoktu. Hazreti Adem yaratılıncaya kadar İnsan diye bir varlık yeryüzünde söz konusu değildi. İnna halaknel insane min nutfe, min nutfetin emşaç. Biz insanı katışık olan nutfeden yarattık. Yani anneden babadan gelen birleşen bir zigottan ve bunda muhtelif maddeler iç içe karışık vaziyette böyle bir maddeden yarattık. Neptelihi, onu deneriz. Yani bu insanı denemek için bu şekilde yarattık. Fecealnahu semiyan basira, ve onu işiten, gören bir kimse haline getirdik. Yani bu insan yeryüzünde imtihan edilecek. İmtihan edilebilmesi için varlık alemini görmesi, sesleri duyması gerekiyor. Başta ona göz, kulak gibi kabiliyetler verdik. İnna hedeynahu sebile, biz insana yolu gösterdik. İmma şakiran ve imma kefura. Artık bu insan isterse şükreder, isterse de nankörlükte bulunur. Şükür ve küfran birbirine mukabil ifadeler. İnsan ya Allah'ın varlığını itiraf eder, Allah'ın o kimse üzerindeki nimetlerini itiraf eder, böylece şükretmiş olur. Ama bu insan isterse de küfür yolunu, küfran yolunu tercih eder. Allah'ın nimetlerine nankörlükte bulunur. Küfür ve küfran, bunlardan biri inkar anlamında, diğeri de nankörlük anlamında. Ve küfrün karşılığı iman, küfranın karşılığı o da şükür. Allah-u Teala burada biz ona yolu gösterdik diyor. Allah-u Teala'nın insana yolu göstermesi, gönderdiği peygamberlerle, indirdiği kitaplarla,
insana verdiği akılla ve zaman zaman insanın kalbine gelen ilham gibi özel yönlendirmelerle Allah-u Teala insana yolu göstermektedir. Dolayısıyla insan şu dünya hayatında buluğ dönemine kadar, 12-15 yaşlarına kadar hayatı tanıma sürecinden geçiyor. Bu süreç içerisinde aklı az çok başına geliyor, az çok olayları değerlendirebilecek bir seviyeyi kazanıyor ve ardından çetin bir imtihan başlıyor. Ve artık buluğ dönemiyle beraber insanlar mükelleftir. Yaptıkları her şeyden ileride sorulacaklardır ve ona göre yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Ve burada herhangi bir cebir, zorlama söz konusu değil. Allah-u Teala hidayet yollarını gösteriyor. Yani şu yol hak yoldur, bu yol batıl yoldur. Allah-u Teala bunları ortaya koyuyor. Ama insanın küfür yolunu veya şükür yolunu tercih etmesi doğrudan doğruya kendisine ait olan bir durum. Yani Allah-u Teala zorla kimseyi mümin yapmıyor. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Eğer Allah dileseydi hepinize hidayet ederdi. Yani hepinizi melekler gibi kılardı. Hiçbir insan Allah'ı inkar etmezdi. Allah'ın nimetlerine nankörlükte bulunmazdı. Ama Allah-u Teala bu insanları imtihan etmeyi murad etmiş. Bundan dolayı da bu insan hür olmaya mecbur. İman veya küfür yolundan, şükür veya küfran yolundan birini tercih etmeye bu insan mecbur. İmam-ı Gazali bunu şöyle ifade ediyor. İnsan hür olmaya mecburdur. Yani insan kendisine sunulan tercihler içerisinde mutlaka birini tercih etmeye mahkumdur ve mecburdur. Ama insan bunu yaparken bir zorlamayla, kaderden bir zorlamayla değil, doğrudan kendi iradesiyle bunu yapmakta. Bundan dolayı da yaptığı ameller ileride karşılığı verilecek ve herkes kendi yaptığının karşılığını görecek. İnne a'tedna lil kafirine, biz kafirler için hazırladık selasile zincirler ve ağlalen demir bukağılar, yani insanın boynuna geçirilen demirler ve saira ve dehşetli ateşi olan bir cehennem, bir ateş insan için hazırladık. Tabi insan için derken kafir olan kimseler için hazırladık. Yani insan bu kadar kabiliyetlerle mücehhez, hak ve batıl yol kendisine gösterilmiş. Dolayısıyla bunun bir sorumluluğu var. Ama sorumluluğunu yerine getirmediğinde de göreceği ceza var. Ayet-i kerimede kafir olanların, nankör olanların göreceği cezaya dikkat çekiliyor. Ve o kimseler için işte zincirler var. Zincir derken hani hapse atılan bir insan ayrıca bir de zincire vurulursa daha şiddetli bir cezadır. Öte yandan demirden boyunduruklar boynuna geçirilirse bu çok daha dehşetli bir cezadır. Öte yandan bir ateş azabıyla karşı karşıya kaldığında bu da başka bir azap çeşididir. Demek ki kafirler için çok değişik azaplar söz konusu. İnnel ebrar, iyiler ise yeşrabune min ke'sin, onlar dolu kadehlerden içerler. Kâne mizâcuha kâfura, karışımı, aroması, katışımı kâfur olan, yani ona gayet hoş, güzel kokular veren bir karışma sahip, o şekilde cennet şarabından içerler. Değerli izleyenlerim, cennet şarabı derken şarap kelimesi içecek anlamındadır. Yine bu sure içerisinde وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا, onların Rabbi onlara tertemiz bir içecek sunacaktır. Ayet-i kerime bunu bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın cennet ehline özel bir ikramı olacağını bizlere anlatıyor. Burada şarap kelimesi Türkçe'de meşrubat şeklinde kullandığımız bir manada ve insana zevk veren, keyif veren içecekler anlamında. Yoksa dünyadaki gibi aklı baştan alan, insanı sarhoş yapan, insanı hayvandan daha zavallı bir hale getiren şeyler değil. Burada onlara dolu kadehlerin sunulacağı ve bunun karışımının kâfur olacağı söyleniyor. Yine bu sure içerisinde başka bir karışımdan, zencebilden,
Türkçe'de zencefil olarak kullandığımız zencebil ifadesi geçiyor. Demek ki onlara sunulan içkilerde, yani cennet içeceklerinde bir takım karışımlar da olacak ve bunlar ayrı bir raiha, ayrı bir koku, ayrı bir güzellik meydana getirecek. Aynen yeşrabu biha ibadullah. Yani bu bir pınardır. Kafur bir pınar. O pınardan kendilerine verilecek. Allah'ın kulları bundan içerler. Yufecciruneha tefcira ve bunu diledikleri yerlere de götürürler. Yani diğer alemde her şey insanın emrinde olacak. Diğer alemde her şey insana hizmet edecek. Bu pınarlar da onların istediği yöne doğru akacak. Diledikleri şekilde çok güzel manzaralar meydana gelecek. Yufuna bin nezr. Yani onlar, o iyi insanlar, niçin böyle bir mükafata nail oluyorlar? Onların bazı özellikleri burada nazara veriliyor. Onlar nezirlerini yerine getirirler. Yani Allah adına adamış oldukları şeyleri yerine getirirler. Malum adak dediğimiz veya nezir dediğimiz şey, insanın kendine bir şeyi farz kılması. Yani şu işim şöyle olursa 3 gün oruç tutacağım diyor. Veya bir kurban keseceğim diyor. Bu gibi şeylere nezir denilir. Ve bir insan doğrudan böyle bir şeyle mükellef değilken kendi kendine şöyle yapacağım demişse yapması gerekir. Ya hiç söylememeli veya söylemişse de yerine getirmeli. İşte bu cennete alınacak, orada özel ikrama mazhar olacak kimseler nezirlerini, adaklarını yerine getirirler. Ve yahafuna yevmen, ve öyle bir, şöyle bir günden korkarlar. Kâne şerruhu mustatîra, şerri her şeyi kuşatacak olan, her şeyi istila edecek olan bir günden de korkarlar. Bu günden murat kıyamet günü. Yani kıyamet günü çok dehşetli bir gün ve o gün herkes kendini kurtarmanın telaşı içinde olacak. Ve femen yâmel mithkâle zerratin hayran yara ve men yâmel mithkâle zerratin şerran yara gibi ayetlerin anlattığı üzere iyilik veya kötülükten insan ne yapmışsa karşılığını görecek. Elbette böyle bir gün korkulacak bir gündür ve öyle bir güne de hazırlıklı gitmek gerekir. Öyle bir güne mahcup olmayacak ameller yaparak hazırlanmak gerekir. Ve yut'imûne ta'ame alâ hubbihi, onlar sevmekle beraber itamda bulunurlar, yedirirler başkalarına. Miskinen ve yetimen ve esira, miskine, yetime, esire ikramda bulunurlar. Burada ayet-i kerimedeki alâ hubbihi Allah'ın muhabbetiyle manasında da kullanılabilir. Yani Allah'ın muhabbetiyle onlar miskine, yani fakir olana, yetim olana, esir olana ikramda bulunurlar, yedirirler. Şöyle bir manaya da dikkat çekiliyor. Yani normalde insan mala düşkündür ve insan cimri bir yaratılışa sahiptir. Onların da tabiatlarında böyle bir cimrilik normalde olmakla beraber malı sevmelerine rağmen Allah'ın emrinden dolayı bu şekilde ikram ederler ve yedirirler. Çünkü normalde insan bencildir, egoisttir. Başkasına yedirmek değil, kendi keyfini takip etmeye çalışır. Ama kamil insanlar kendilerini aşabilen kimselerdir. Bunlar Allah'ın emriyle başkalarına da ikram ederler. Çünkü bilirler ki ve fi emvalihim hakkun malum lis-sa'ili vel mahrum. Onların mallarında başkalarının da hakkı vardır. Hem dilenen kimse için hem de mahrum olan kimse için. En azından bunların mallarında zekat miktarı kendilerine ait değildir. Zekat miktarı mal, onların malı içinde fakir, yetim gibi muhtaç durumda olan kimselerin hakkıdır. İşte onlar bu hakkı göz ardı etmezler ve seve seve Allah yolunda, Allah muhabbetiyle bu şekilde ikramda bulunurlar. İnnemâ nut'imukum liveçhillah, ve biz ancak Allah için yediririz derler. Ayette derler ifadesi geçmiyor ama normal akış içerisinde bu mana zaten kendisini gösteriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir anlatım özelliğidir. Normalde anlaşılabilecek durumlarda bazı şeyler hasfediliyor. Ve onlar derler ki
biz sizi livecillah, yani Allah için yedirmekteyiz. Allah için ikramda bulunmaktayız. La nuridu minkum cezaen ve la şukura. Biz bunun karşılığı olarak sizden bir beklenti içinde değiliz. Yani bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Ne bir karşılık ne bir teşekkür beklemeden biz size ikram ediyoruz derler. Normalde insanların pek çoğu ikramda bulunurken, hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez kabilinden bir şeyler veriyor ama ardından kendisi daha büyük hesapların peşinde. Verdiğinden daha fazlasını almanın peşinde. Bu tabi Kur'an ahlakına uygun bir şey değil. Bir insan verirken beklenti içinde olmadan Allah için vermeli. Ve burada nazara verilen durumda o. Allah yolunda ikram eden bu kimseler, ikram ettikleri kimselere şunu söylüyorlar. Biz sizden ne bir teşekkür ne bir karşılık beklemiyoruz. İnna nakhafu min rabbina yevmen. Biz Rabbimizin getireceği şöyle bir günden korkuyoruz. Abusen kamtarira, yani bedçehreli ve asık suratlı o şekilde bir günden korkuyoruz. Burada tabii bir güne, ileride gelecek olan güne bedçehreli denilmesi ve simasının ekşi olduğunun söylenmesi mecazi bir ifade. Yani o günde insanlar pek çok böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Acaba kurtulabilecek miyim? Acaba hesabımı düzgün verebilecek miyim? Böyle endişelerle insanlar dopdolu olduklarından onların o bedçehreli olma durumları, dertli, kederli olma durumları güne nispet ediliyor. Yani öyle bir gün gelecek ve öyle bir günde insanların çoğu bedçehreli olacak, asık suratlı olacak. Çünkü dünyadayken vaktini değerlendirmemiş, dünyadayken o gün için hazırlık yapmamış. İşte ayette kurtulduğu bildirilen ebrar, yani iyiler olduğu bildirilen bu kimseler o güne hazırlık yapıyorlar ve o güne hazırlığın bir parçası olarak da Allah yolunda başkalarına ikramda bulunuyorlar. Demek ki Allah yolunda bu gibi yapılan icraatlar, bu gibi faaliyetler diğer alemde insanı kurtaracak olan şeyler. İşte halkımız arasında şöyle denilir: ne verirsen elinle o da gider seninle. Yani bir insan Allah yolunda bir şeyler verebilmeli ve kendisindeki mal, mülk, servet, imkan, bu gibi şeyleri başkalarıyla paylaşabilmeli. Bunu yaptığı zaman diğer alemde rahat olacaktır. O bedçehreli, asık suratlı günde insanların gerçekten çok ızdırap duyacağı, çok derin endişeler duyacağı o günde bunlar rahat olurlar. Çünkü dünyada başkalarına ikram etmişlerdir. Allah yolunda yedirmiş, içirmişlerdir. Bunun mükafatını elbette alacaklardır. Araplarda Hatem-i Tayi ismiyle meşhur, cömertliğiyle meşhur bir zat var. Peygamber Efendimiz'den kısa bir zaman önce yaşamış olan bir kimse. Ve bunun çocukları Müslüman oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarına şu müjdeyi veriyor: umarım ki Allah-u Teala babanızı cömertliğinden dolayı diğer alemde müstakil bir ümmet olarak haşreder. Yani bu zat İslam'ı tanımamış, muhatap olmamış zaten İslam'a. Ama ahlakı gayet güzel. İnsanlara yedirmek gibi, ikramda bulunmak gibi çok güzel özelliğe sahip. Taraf ilahiden elbette bu da değerlendirilecek ve ona göre insanlar bu gibi güzel özelliklerin mükafatını görecekler. Cenab-ı Hak bizi hak yolunda daim kaim olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.